8. tema: Kişisel gelişim. Yeni kırmızı topum. O gün hava çok güzeldi. Sabah alışverişe çıkarken annem, "Haydi Emre, sen de gel," demişti bana. Annemin sabah alışverişleri çok eğlencelidir. Manav, kasap, balıkçı, kuru yemişçi dükkanlarına girip çıkarız. Kimi zaman ayakkabı tamircisine, kuru temizlemeciye, bardak tabak satılan züccaciye dükkanına da gideriz. Eczaneye, iplik ve düğme gibi şeylerin satıldığı tuhafiyeye, baharatçıya da uğrarız. Bu dükkanların her biri ayrı ayrı ilginçtir. Ama hiçbirinde fazla oyalanmayız. Elimizde torbalar, paketlerle eve döneriz. İşte o günde alışverişimizi çabucak tamamladıktan sonra eve dönüyorduk. Yol üstünde yeni açılmış bir oyuncakçı dükkanı gördük. Annem, "Emre," dedi, "şuradan sana bir oyuncak alalım mı? Ne dersin?" Ne diyebilirim ki? "Alalım, alalım," diye havalara sıçradım. "Ama çok pahalı olmasın," diye ekledi annem. "Haydi, seç birini bakalım." Vitrinin önünde durduk. Ne çok oyuncak vardı. Ama benim gözüme ilk çarpan, biraz gerilerde duran, kırmızı, kocaman bir top oldu. Öyle parlak, öyle güzeldi ki bir an bile düşünmeden, "Şu kırmızı topu alabilir miyiz anne? Çok pahalı mıdır acaba?" diye sordum. Annem, "Sanırım alabiliriz," dedi. Elimde kırmızı topumla dükkandan çıkarken çok mutluydum. Onu arkadaşlarıma göstermek için can atıyordum. Eve döndüğümüzde arkadaşlarım arka bahçede top oynuyorlardı. Ben de topumu alıp bahçeye çıktım. Arkadaşlarım, "Aa, Emre yeni top almış," diye koşarak yanıma geldiler. "Ne güzel, kıpkırmızı," dedi Aylin. "Ay, hem de pırıl pırıl, çok parlak," dedi Simge. "Üstelik de kocaman," dedi Tayfun. "Haydi onu bana at," dedi Orkun. Ama ben, "Olmaz," dedim. "Atmam." "Niçin?" dedi Aylin. "Oynamak istemiyor musun?" Topumu hafifçe okşayarak, "İstiyorum ama atarsam yere düşer. Kirlenir sonra," dedim. "Hıh, oynamadıktan sonra top ne işe yarar ki?" dedi Veli. "Ya patlarsa?" diye çıkıştım. "Baksanıza gıcır gıcır, yepyeni daha." "İyi öyleyse," dedi Tayfun. "Sen yeni topunu kendine sakla." Sonra da arkadaşlara döndü. "Gelin," dedi. "Biz yine eski topumuzla oynayalım." Eski patlak toplarıyla neşe içinde oynamayı sürdürdüler. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Başım önümde eve döndüm. Annem mutfaktan seslendi. "Ne oldu Emre? Neden geldin?" "Hiç," dedim yalnızca. Annem meraklanmıştı. "Yoksa hasta mısın?" diyerek geldi yanıma. "Topum kirlenmesin, eskimesin diye eve getirdim." "Ama onu arkadaşlarınla oynaman için aldık. Öyle değil mi?" diye sordu annem. Yemek saatine kadar odamda kendi kendime oynamaya çalıştım. Topumu havaya atıp tuttum. Sonra duvara çarptırarak tutmayı denedim. Yerde zıplattım, yuvarladım. Tek başıma oynamaya çalışmak hiç de eğlenceli değildi. Karnım hiç acıkmamıştı ama annem öğle yemeği için çağırınca sevinçle koştum. Çünkü sıkıntıdan patlamak üzereydim. Mutfağa girer girmez iştahım yerine geldi. Masanın üstünde kocaman tabağın içinde annemin yeni yaptığı nefis çilekli tatlı duruyordu. Yemeği yedikten sonra sıra tatlıya geldi. Sabırsızlıkla beklemeye başladım. Ama annem tatlıyı unutmuş gibiydi. "Anne," dedim. "Tatlıyı ne zaman yiyeceğiz?" "Aa," dedi annem. "Baksana ne güzel duruyor böyle. Yersek şekli bozulur. Sonra da biter." Hiçbir şey söylemedim. Annemin ne demek istediğini çok iyi anlamıştım. Kırmızı topumu koltuğuma kıstırıp doğru bahçeye çıktım. "Haydi arkadaşlar, haydi gelin oynayalım," diye bağırdım. Sonra öyle bir vurdum, öyle fırlattım ki havaya, ta yükseklere çıktı topum. Şenlik başladı o anda. Coşkuyla daldık oynamaya. Annem seslenene kadar neşe içinde oynadık bahçede. Bu kez annem tüm arkadaşlarımla birlikte çağırıyordu beni. Niçin derseniz, işte bu harika bir sürprizdi. Annemin yaptığı o güzelim çilekli tatlı ve limonata masanın üstünde bizleri bekliyordu. O gün bizim evde öyle bir şölen vardı ki sormayın. Ayla Çınaroğlu.
Çikolatayı kim yiyecek? Kısaltılmıştır.